Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 11 ve 13. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, üzkürü nimetallahi aleykum, Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini hatırlayın, yad edin. İz hemme kavmun, hani bir kavim niyetlenmişti. En yebsutu ileykum eydiyehum, ellerinizi üzerinize yaymak, yani sizi ele geçirmek niyetinde bulunmuşlardı. Fekeffe eydiyehum ankum, Allah onların elini sizden geri çekti. Vettagullah, Allah'tan korkun. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun, müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler. Acaba burada medar-ı bahs olan olay hangi olaydır? Genel anlamda düşünüldüğünde İslam'ın ilk döneminde malum Mekke müşrikleri Müslümanları bir kaşık suda boğmak istiyorlardı ve onlara hakkı hayat tanımıyorlardı. Ama neticede ne oldu? Her ne kadar Mekke'den onları çıkarmışlarsa da neticede Müslümanlar tekrar Mekke'ye döndüler, Mekke'yi fethettiler ve Allah onları galip kıldı. Bu anlamda genel bir değerlendirme düşünülebilir. Öte yandan bazı başka olaylarda anlatılıyor. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber bir yerde toplu halde öğle namazını kılıyorlar. Düşmanlar da bunu fark ediyor. Peygamberimiz ve yanındakiler hepsi namazdayken aslında saldırabilirlerdi. Ama saldırmıyorlar. Namaz bittikten sonra akılları bir nevi başlarına gelir gibi oluyor kendilerine bakan yönüyle. Ve diyorlar ki bunlar nasıl olsa bir de ikindi namazı kılacak. İkindi namazı geldiğinde bunların üzerlerine toptan saldırırız. Ama Allah-u Teala bu gibi durumlarda salat-ı havf denilen korku namazı bununla alakalı hükümleri bildiriyor. Ve Müslümanları bu noktada tedbirli olmaya sevk ediyor. Ve böylece onların hilelerini, düşmanın hilelerini boşa çıkarmış oluyor. Bu nazara veriliyor bazı tefsirlerde. En azından bu da bir misaldir. Zaten sebebin nüzul olarak anlatılan olayların bir kısmı ya doğrudan ayetin iniş sebebidir veya o iniş sebebine uygun olan bazı olaylardır. İşte uygun olan bir başka olay, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diyet meselesi münasebetiyle Beni Nadir kavmine gidiyor ve onlardan da bir miktar ya destek alacak ve bazı rivayetlere göre de borç alacak. Onlar Peygamberimize görünüşte iyi muamelede bulunuyorlar ama niyetleri kötü. Peygamberimizi lafa tutup üstten böyle bir kaya yuvarlayıp Peygamberimizin ölümüne sebebiyet vermek istiyorlar. Ancak Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a durumu bildiriyor. Peygamber Efendimiz herhangi bir ihtiyacı varmış gibi oradan ayrılıyor ve bir orduyla oraya dönüyor ve o kimseler oradan çıkmak durumunda kalıyorlar. Ve böylece yuvarlamak istemiş oldukları taş kendi başlarına düşüyor ve dünyada belalarını tabiri caizse buluyorlar. Bu gibi bir takım olaylar var. İşte bir kavim size saldırmak istemişti. Allah onlara engel oldu. Madem ki öyle, Allah koruyor. O halde tevekkül eden kimseler, müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a dayansınlar. وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيلَ Andolsun ki Allah İsrail oğullarından kuvvetli söz aldı. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اِثْنَيْ اَشَرَ نَقِيبَ Ve biz onlara 12 tane nakip, onların içinden temsilci gönderdik. وَقَالَ اللّٰهُ Ve Allah şöyle dedi, اِنِّي مَاكُمْ Ben sizinle beraberim. لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةَ Eğer namazı dosdoğru kılar, وَاَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ Zekatı verirseniz, وَاَمَنْتُمْ بِرُسُولِي Ve peygamberlerime, elçilerime inanır ve azzertumuhum ve onları desteklerseniz, onlara arka çıkarsanız
ve akrattumullaha gardan hasene, ve Allah'a ödünç verirseniz, Allah yolunda harcarsanız, le ukeffiranne ankum seyyiatikum, andolsun ki biz sizin seyyiyelerinizi örteceğiz, ve le udkhilennekum cennetin tecri min tahtiyel enhar, ve altlarından nehirler akan cennetlere sizi koyacağım. Allah-u Teala şarta bağlı olarak onlara onlarla beraber olacağını bildiriyor. Yani Allah ehli imanla beraberdir. İşte İsrailoğulları da hak olan bir peygambere inanmış olan bir topluluk normalde. Ama Allah-u Teala'nın onlara destek olması, onlarla beraber olması bir takım şartlara bağlı. Ayet-i Kerime o şartları söylüyor. Şayet namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara destek olursanız, Allah yolunda harcama yaparsanız, le ukeffiranne ankum seyyiatikum, o zaman seyyiyelerinizi örteceğim, ve le udkhilennekum cennetin, ve cennetlere sizi koyacağım, tecrimin tahtiyel enhar, altlarından nehirler akan cennetlere koyacağım. Femen kefara ba'de zalike minkum, ama sizden her kim bundan sonra küfre düşecek olursa, inkar edecek olursa, fakat dalle seva es-sebil, dosdoğru bir yolda yoldan sapmış olur, yoldan çıkmış olur. İsrailoğulları Hazreti Yakub'un evladı ve 12 boy halindeler, 12 kabile halindeler ve her kabileden demek ki bir temsilci seçiliyor. Ayet-i Kerime bu noktaya da dikkat çekmiş. Ve bunlar bir zamanlar Mısır'da köle durumundaydı, zor şartlar altındaydı. Ama Hazreti Musa'nın liderliğinde hürriyetlerine kavuştular ve her kabilenin birer temsilcisi oldu. O temsilcilerle Hazreti Musa icraatlarını yaptı. Ve onlara vaatte bulundu. İnni ma'akum, ben gerçekten sizinle beraberim. Ama Allah'ın tevfik ve inayetiyle onlarla beraber olması bir takım şartları da var. Namazlarını kılmak, işte zekatlarını vermek gibi, Allah yolunda harcamak gibi, bu gibi şartlar var. Bunlara riayet ettiklerinde Allah onlarla beraber ve onları muvaffak kılacak. Ve dünyada da mutlu, ahirette de mutlu yapacak. Ama her kim bundan sonra küfre düşecek olursa, nankörlük yapacak olursa, o zaman o kimse dosdoğru bir yolda giderken yoldan sapmış olur. Hani bazen oluyor, otoban gayet güzel bir yol ama orada bile kaza oluyor. Aslında olmaması gerekir ama şeridi ihlal ettiğinde çok dehşetli kazalar meydana gelebiliyor. Yani dosdoğru bir yolda günümüzde işte bu manada sapmalar olduğunda vahim neticeleri oluyor. Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerle bize gösterdiği yol dosdoğru bir yoldur. Hak ve hakikat net olarak ortaya konulmuştur. Ama bir insan o dosdoğru yolu gördükten sonra yine yoldan çıkabilir, yoldan sapabilir. فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, onların sözleşmeleri bozmaları sebebiyle, Allah'a verdikleri sözlü bozmaları sebebiyle, لَاَنَّاهُمْ, biz onları lanetledik. Bu bazen medar-ı bahs oluyor. Acaba Yahudiler lanetli midir? Kur'an-ı Kerim onların en azından bir kısmının bu şekilde Allah'ın lanetine maruz kaldığını ifade ediyor. Tüm hakkında demek uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim leysu sevâen min ehlil kitâb diye ayetlerinde bize anlatıyor. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Mesela başka ayetlerde yine ve terâ kesîran minhum yes'avne fil ardı fesâde, sen onların çoğunu yeryüzünde fesat peşinde koşar bir vaziyette görürsün diyor. Tamamını demiyor. Demek ki لَاَنَّاهُمْ, biz onları lanetledik şeklindeki ilahi beyan hepsini içine alan bir ifade değildir. Yani her kim kendisine hak ve hakikat geldikten sonra, gerçeği öğrendikten sonra eğer yoldan çıksa, Allah'a verdiği sözü bozmuş olsa bu manada ilahi lanete maruz kalır. Bu sadece onlarla da sınırlı değildir.
bütün insanlık için, bütün insanlık boyunca, insanlık tarihi boyunca diğer insanlar için de geçerli olan bir durumdur. Ve Allah'ın lanetine maruz olmak demek, Allah'ın rahmetinden uzak kalmak anlamındadır. Yani Allah-u Teala lanetlediğinde onları rahmetinden uzak kılar ve dünyada da ahirette de perişan eder. Ve cealne gulubehum gasiye, ve onların kalplerini katı kıldık, acımasız kıldık. Demek ki kalbin kasavet peyda etmesi, kalbin katı hale gelmesi, bu da onların bir takım haddi aşmalarına mukabil taraf ilahiden bir ceza. Normalde insan kalbinin yufku olması, insan kalbinin başkalarına karşı şefkatli, merhametli olması bir esastır. Ve insan fıtratıyla medeniyet perverdir, medenidir. Diğer insanları düşünmekle mükelleftir. Normal şartlar altında tabiatını bozmamış olan bir insan diğer insanlara yardımcı olmaya çalışır. Ama eğer Allah'ın lanetine maruz kalmışsa, eğer küfürde, isyanda, ısrarının neticesinde tabiatını bozmuşsa, elbette bu gibi insanlar katı kalpli olacaktır ve başkalarına karşı acımasız hareket edeceklerdir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمْ اَمَّ وَاضِئِهِ. Onlar kelimeleri yerlerinden oynatırlar, tahrifte bulunurlar. Bu iki türlü açıklanıyor. Gerek Yahudiler gerek başka topluluklarla alakalı Allah'ın kitabında tahrifat yapmak iki türlü olabilir. Ya doğrudan bazı kelimelerin yerlerini değiştirmek suretiyle veya kelimeler aynen kalabilir ama farklı manalar yüklemek suretiyle ve söz oyunlarıyla oradan öyle bir mana çıkmazken başka manalar çıkarmaya çalışmak tarzında. Ve Tevrat ve İncil'in şu anda aslı ortada olmadığından bunlarda bir takım tahrifat olduğu Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Acaba Müslümanlar için de Müslümanların Kur'an'da tahrifatı söz konusu olabilir mi? Kur'an-ı Kerim bu noktada mahfuzdur. Son ilahi kitaptır. Ve Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir tahrif söz konusu olmamıştır. Ve geldiği şekliyle, Peygamberimize bildirildiği şekliyle günümüzde bize kadar ulaşmıştır. Ve dünyanın her tarafındaki Müslümanlar aynı Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Müslümanların elinde 4 tane Kur'an yoktur. 2 tane de değildir. 1 Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamı bütün dünyada tarih boyunca aynıdır. Ancak bazı aşırı giden fırkalar çıkmış İslam dünyasında. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri mana yönüyle tahrif etmeye çalışmışlar. İşte günümüzde de bazılarını görmekteyiz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de acaba başörtüsüyle ilgili ayet var mı yok mu? Diyanet İşleri var olduğunu söylüyor. 14 asır boyunca İslam alimleri var olduğunu söylemişler. Uygulamada zaten bu tarzda olmuş. Ama nevzuhur olan bazıları çıkıp diyorlar ki böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. Ve ayet-i kerimedeki ifadeyi reddetmiyorlar. Ama bu kelimeyi başka manalara çekmek suretiyle tahrifte bulunuyorlar. Daha bunun gibi Kur'an-ı Kerim üzerinde de tahrifat yapmaya çalışan bir kısım art niyetli veya niyeti iyi olmakla beraber dengesi yerinde olmayan bir takım kişiler bulunabilmekte ve bunlar bu manada tahrifatta bulunabilmekte. İşte Allah-u Teala İsrailoğullarının durumunu anlatırken onların da kendi kitaplarında tahrifatta bulunduğunu bize söylüyor. Ve mesela onların kitaplarında ahir zaman peygamberinden bahis var. Bu bahsi görmezden gelmek veya bunu anlatmamak tarzında veya başka bir mana buna yüklemek tarzında durumlar olmuş. Veya Hristiyanlara bakan yönüyle onların kitabında ahir zaman peygamberinden ismen de bahis var. Bunu görmezden gelmek veya buna başka bir mana yüklemek medarı bahsi olmuş. Öte yandan Tevrat'ta zina eden kadın erkeğin rejim edilmesiyle alakalı hüküm varken bunu yine farklı bir tarza çevirmişler. Bu manada ilahi kitaplarda tahrifattan söz ediliyor. Ve nesu hazzan mimme zükkiru bihi, ve onlar kendilerine
hatırlatılan şeyden pay almayı unuttular. Yani onlara Tevrat verildi. Tevrat ile onlara pek çok şeyler hatırlatıldı. Çok güzel şeyler kendilerine bildirildi. Ama onlar bundan paylarını unuttular. Gereğince ondan faydalanamadılar. Gereğince bu nasihatleri dinleyemediler. Gereğini yapamadılar. وَلَا تَزَالُ تَطَّلُوا عَلَى خَائِنَةٌ مِّنْهُمْ Sen onlardan daima bir hıyanete muttali olursun. Yani tarih boyunca bunlar o kadar yerlerinde rahat da durmazlar. Kendi peygamberleriyle bile problem yaşamışlardır. Ve kendi peygamberlerine bile karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla tarih boyunca bunlar bulundukları yerde bir takım hıyanetler içerisinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz döneminde de Arabistan'da bulunan 3 Yahudi kabilesi Peygamberimizin yakın komşuları durumunda aslında, ama verdikleri sözlerde durmamışlar. Her ne kadar bazı anlaşmalar yapılmışsa da yapılan anlaşmaları tek taraflı olarak bozmuşlar veya çiğnemişler. Mesela Hendek Harbi'nde normalde Müslümanlara yardım etmeleri gerekirken artık Müslümanların işi bitmek üzere deyip diğer tarafa yardımcı olmuşlar ve destek olmuşlar. Ve bunun neticesinde Hendek Harbi taraf ilahiden bir yardımla Müslümanların lehine bittiğinde Peygamberimiz kılıcı kınına koyup evine dönerken Cebrail aleyhisselam geliyor ve "Ya Resulallah, siz kılıçlarınızı kınına koydunuz ama biz melekler ordusu hala kılıçlarımızı kınımıza koymadık. Hıyanet edenlerin cezası verilecek" deyip Peygamberimize bildiriyor. Ve bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerini topluyor ve ikindiyi Beni Kurayza yurdunda kılacağız deyip seferberlik ilan ediyor ve hıyanet içinde olan o topluluk kuşatılıp onlara cezası veriliyor. Tevrat'ın hükümlerine göre onlara ceza veriliyor. Demek ki onlarda tarih boyunca bu manada görülen bir takım hıyanetler var. Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. İlla galilen minhum, ancak çok azı müstesna. Yani hepsi bir değildir. Hepsi hain değildir. Hepsi Tevrat'tan nasibini almamış kimseler değildir. Ama Tevrat'tan gerçekten istifade eden, hıyanetten gerçekten uzak kalanlar sayı itibariyle az olan bir topluluktur. Bunun devamında, yani işte onlar devamlı hıyanet içinde olacak, şöyle olacak, böyle olacak, bunlar nazara verilirken acaba bir ceza emri mi gelecek? Hatıra o geldiği sırada ayetin devamı şunu söylüyor: "Fa'fu anhum vasfa." Ya sen onları affet, onlardan vazgeç. "İnnallaha yuhibbul muhsinin." Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever. Yani kötülüğe karşı iyilik yapmak, bu da İslam ahlakının en önemli özelliklerinden birisidir. İyiliğe iyilikle mukabele etmek zaten normal, beklenen bir durumdur. Bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı vardır. İnsan minnet altında kalır, iyilik yapar. Ama yapılan kötülüğe iyi mukabelede bulunmak, bu İslam dininin en belirgin özelliklerinden birisidir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında diğer Müslümanlara böyle bir iyilik yapma dersi veriliyor. Her ne kadar onlar hıyanet içinde de olsa, her ne kadar onlar bir takım yalan, iftiralar içinde de olsa, sen onları bağışla, onları affet, onlara ceza vermekten vazgeç. Allah iyilik yapanları sever. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.